Sayın milletvekilleri, böylece birinci madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. Şimdi 10 dakika süreyle soru cevap işlemi gerçekleştireceğiz. Bu sürenin 5 dakikası soru, kalan 5 dakikasını da cevaba ayıracağız. Sırayla söz veriyorum. Evet, Sayın Akın. Buyurun. Sayın Başbakan, 15 yıldır tek başınıza iktidardasınız. 15 yıldır çıkarmak isteyip de çıkaramadığınız bir kanun var mı? 15 yıldır almak isteyip de alamadığınız bir karar var mı? Bu getirdiğiniz anayasa değişikliğiyle 15 senedir çözemediğiniz hangi sorunu çözeceksiniz? Var olan yetkilerinizle çözemediğiniz hangi sorunu çözeceksiniz? Lütfen bana yeni getirdiğiniz anayasa önerisiyle elimizden aldığınız can ve mal güvenliğimizi yeniden nasıl sağlayacağınızı anlatır mısınız? Sayın Aydın. Sayın Bakan, Gazi Meclisi tarihe şehit meclis olarak geçirmek üzeresiniz. Anayasa adıyla meclise getirdiğiniz metin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani parlamenter düzeni yok etme, mecazen söyleyecek olursak şehit etme belgesidir. Her kabul oyu kör topal da olsa nice acılar ve fedakarlıklarla ayakta tutmaya çalıştığımız demokratik düzene saplanan bir hançerdir. Sorum açık ve net. Neden bu değişikliği yapıyorsunuz? Anayasa değişikliği için niye çırpınmaktasınız? Bugünkü ülke gündemine getirdiğiniz bu anayasa değişikliği toplumsal mutabakat bir yana toplumun ve halkın haberi olmadan anayasa yapma ruhuna aykırı olarak halktan gizlenerek iki siyasi partinin mutfağında hazırlanmış ve en ilginci görüşmeleri dahi halktan gizlenen bir metindir. Referandum ile halkın görüşüne başvuracak yeterli sayıya ulaşmak için burada oylamalarda bütün hukuksuzluklar yapılmaktadır. Üzerine yemin ettiğiniz ve uyacağınıza ve koruyacağınıza yemin ettiğiniz anayasayı çiğneyerek anayasa yapmak ne kadar trajikomik. Ama daha trajikomiği bu anayasanın gerekçesinde yer alan ve karar verecek olan milli iradenin öğrenme hakkının engellenmesidir. Görüşmeler süresince TBMM TV'den yayın yapılmasının önlemenin nedenini açıklar mısınız Sayın Sayın Gaytancıoğlu? Sayın Başbakan, terör ülkemiz gündeminde ilk sıralarda yer almakta ve her gün şehitler gelmeye devam ederken üreticiler düşük ürün fiyatlarından dolayı ipotekli kredi kullanım miktarını artırmış, tarlalar haraç mezat satılırken, süt sudan ucuz iken, iş bulamayanların sayısı 6 milyonu bulmuş, atanamayan birçok öğretmen, mühendis, hemşire ve birçok meslek grubu gencimiz varken, taşeron işçilere kadro vereceğiz kandırması yapılıp bu sözde durulmamışken, esnaf vergi ve sigorta borçlarını ödeyemezken, dolar ve euro almış başını giderken, kısacası halkın gündeminde yoksulluk, işsizlik, terör ve borçlar var iken rejimi bir kişiye göre uyarlamayı düşündüğünüz anayasa değişiklik teklifini geri çekmeyi düşünüyor musunuz? Sayın Arık. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Cumhurbaşkanının aynı zamanda parti genel başkanı olacağı bir sistem ülkemizi parti devletine, şahıs devletine dönüştürecektir. Şunu unutmayın ki ne Obama, ne Trump, ne de Putin parti genel başkanı değildir. Cumhurbaşkanının aynı zamanda parti genel başkanı olacağı bir sistem olsa olsa Halep'i kan gölüne çeviren Esad rejiminin kötü bir kopyası olacaktır. Diktatör Esad'a parlamenter sisteme geçmesi tavsiye edilirken Türkiye'yi parlamenter sistemden tek adam rejimine getirme çabasının mantığı nedir? Cumhurbaşkanının parti genel başkanı olduğu, milletvekillerini belirlediği, yüksek yargı üyelerini seçtiği ve seçtirdiği bir sistemde yargı bağımsızlığından bahsetmek mümkün müdür? Cumhurbaşkanının tarafsızlık yemini etmesi, milletin aklıyla alay etmek değil midir? Hukukun üstünlüğü için, demokrasi için, cumhuriyet için, evdeki çocuklarımız için bu teklifi geri çekmeyi düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Sayın Yedekçi. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bu anayasa teklifiyle terörü mü engelleyeceksiniz? İşsiz vatandaşlarımıza iş mi bulacaksınız? Ya da güzel memleketimin güzel insanlarından herhangi birinin bir derdine derman mı olacaksınız? Yapacağınız sadece bir kişiye koltuk vermektir. Bu sevdadan vazgeçin. Bizi dinlemiyorsunuz. Size Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir sözüyle seslenmek isterim. Aklı öldürürsen ahlak da ölür. Akıl ve ahlak ölürse millet bölünür. Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün
devlet de ölür. Devleti öldürmeyiniz. Meclise, parlamenter sisteme, demokrasiye sahip çıkınız. Ve daha sonra çocuklarınızın yüzüne bakamayacağınız cümleleri burada sarf etmeyiniz. Tabii vatandaşımızın endişesi olmasın. Şehitlerimizin kanıyla kurduğumuz bu cumhuriyeti yıkmanıza izin vermeyeceğiz. Buradayız, direniyoruz, Teşekkür ediyorum. Şimdi soruları cevaplandırmak üzere sözü komisyona ve hükümete bırakıyorum. Hükümet adına Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ cevaplandıracaktır. Buyurun. Evet. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu teklifin gerekçeleri hem teklifin genel gerekçesinde hem de madde gerekçelerinde ayrı ayrı açıklandı. Neden ihtiyaç duyulduğu çok net bir şekilde ifade edildi. Dünkü konuşmalarda da bu ifade edildi. Ben kısaca şunu söylemek isterim. Uzun uzun anlatmak için vaktim yok. Güçlü bir yasama, güçlü bir yasama denetimi, siyasi istikrar, güçlü bir iktidar, hızlı karar alma, kararları uygulama, milletten doğrudan yetki alan bir yasama ve milletten doğrudan yetki alan bir yürütme için bu teklif verilmiştir. Bugünkü parlamenter sistem doğası gereği her zaman siyasi istikrar ve güçlü iktidar doğurmuyor. Zaman zaman farklı sonuçlar da ortaya çıkarıyor. Çünkü sistemin doğal sonucu tek başına iktidar değil. Halk isterse böyle oluyor. Ama yeni sistemde sistemin zorunlu ve doğal sonucu güçlü bir iktidar ve güçlü bir yasamayı ortaya koymaktadır. Siyasi istikrarı tesis etmektedir. Bir başka konu, tabii dün de ifade ettim. Yani bu kadar mesele varken anayasa görüşmeleri veya anayasada sistem değişikliği tartışması yapılır mı sorusu esasında bayat soru. Yani çünkü geçmişte bakın Kurtuluş Savaşı'nın olduğu yıllarda 1921 anayasası yapıldı. Kurtuluş Savaşı bitti. Cumhuriyetin daha yeni ilan edildiği dönemde 1924 anayasası yapıldı. Hiç kimse o zaman kalkıp da şimdi bunun sırası mı? Önce şu savaşları halledelim, sonra anayasa yapalım demedi ve o sürece destek oldu. Hiç kimse ülkenin ekonomisi başka sorunları var, önce bunları çözelim sonra ona geçelim demedi. Parlamento ülkenin bütün meselelerine vaziyet etme ve çözme hak ve yetkisine sahiptir. Türkiye'nin terörle mücadelesi, işsizlik, ekonomi, diğer konularla ilgilenen bakanlıkları, görevlileri, çalışanları vardır. Büyük bir devlet Türkiye eş zamanlı pek çok sorunla etkin bir mücadele yapabilir. Tabii bu arada anayasasını da değiştirebilir, yeni anayasa da yapabilir. Buna herhangi bir engel söz konusu değildir. Halktan gizlenerek bir anayasa değişikliği yapılması da söz konusu değildir. Bu teklif milletvekillerinin imzasıyla verildi, alenidir. Anayasa Komisyonu'na gitti, müzakereler alenidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda şu anda konuşuyoruz, müzakereler alenidir. Televizyonlarda tartışmalar yapılıyor ve başka yerlerde bunlar konuşuluyor ve halkın ıttılağına sunuluyor. Burada yapılan şey esasında halktan saklamak, halktan kaçırmak değil. Tam da halkın önüne götürmek, halkın hakemliğine götürmektir. Bizim yaptığımız bu. Halkın hakemliğinden, halkın kararından rahatsız olanlar o zaman buna karşı çıkıyorlar. Biz diyoruz ki niye halktan rahatsız oluyorsunuz? Hep beraber götürelim. Siz gidin aleyhinde konuşun. Biz lehinde konuşalım. Halk karar versin. Canlı yayına gelince canlı yayın sadece anayasa görüşmelerine mahsus mu bu hale getirildi? 2011 yani 24. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri göreve başladığı günden bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 15-19 saatleri arasında ya da 14-19 saatleri arasında yayın yapmaktadır. Sadece buna mahsus alınmış bir tedbir değildir bu. Baktığınız zaman
uygulama kadim bir uygulamadır. Yaklaşık 6 yıldır süren bir uygulamadır. 6 yıldır süren bir uygulamayı sanki anayasa değişikliklerini gizlemek için yapıyormuş gibi takdim etmek işin doğrusu abartılı büyük bir çarpıtmadır. Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Teşekkür ediyorum. Sayın Altay. Sayın Bakanı, parlamento tecrübesi de yüksek fakat bir siyasetçinin başka bir siyasetçiye söylememesi gereken sataşmanın dışında bir siyasi hakaret olarak algılanabilecek bir cümle sarf etti. Kendisi özür dilerse ben sataşmadan söz talep etmeyeceğim. Sayın Bakan konuşmasında grubumuza ve milletvekillerimize dönerek bizim halktan rahatsız olduğumuzu itham etti. Kendisine yakıştıramadım. Sataşmadan ve hakaretten söz talep ediyorum. Ama özür dilerse talep etmeyeceğim. Peki. Sayın Altay buyurun, sataşmadan 2 dakika süreyle size söz veriyorum. Lütfen yeni bir sataşmaya mahal vermeyelim. Buyurun. Bir saniye Sayın Altay. Buyurun. Sonunda buradaki sesimizi tamam. De kestiniz. Helal sesinizi olsun size. Sesinizi kimse kesemez Sayın Altay. Buyurun. Buyurun, buyurun. Sayın Bakan. Gene yok mu ses? Var mı ses? Yok, süreyi yeniden başlatayım ki haksızlık olmasın. Buyurun. Hiçbir zaman milletimizin tercihlerinden rahatsız olmadık. Hiçbir zaman halktan, halkımızın siyasete, siyasetçiye bakışından rahatsızlık duymadık. Allah'a çok şükür 15 senedir Türkiye'nin her yerinde başımız dik, alnımız ak gezen bir Cumhuriyet Halk Partisi grubu var. Ama siz 15 Temmuz'dan önce 17-25 Aralık utancıyla Kızılay'da yalnız başınıza yürüyemiyordunuz. Şimdi 15 Temmuz'a sığındınız. Şimdi 15 Temmuz'a sığındınız. Mağdur edebiyat yapıyorsunuz. Benim efendim istersen 100 defa seçime gir. 100 defa seçilirsen, 100 defa seçilirsen 100 defa başımın üstünde yerim var. Sayın Bakan, git Kızılay Meydanı'nda yürü. Sayın Bakan, müzakereler aleni dediniz, değil mi? Komisyonda da, mecliste de müzakereler aleni yapıldı dediniz. Doğru, müzakerelerin aleniliği doğru. Sayın Bakan, siz hukukçusunuz. Bu müzakerelerin aleni olması doğru da oylamaların aleni olması doğru değil. Oylamaların aleni olması doğru değil. Ben sizden beklerdim ki ey CHP'li milletvekilleri, sizin söylediğiniz gibi değil kardeşim. Aha orada basın mensupları, aha neydi onun adı? Periskop. Bak meclisi millet izliyor. Bu müzakereler aleni yapılıyor, oylaması da gizli olacak deyip bizden alkış almanız gerekirdi. Bu vesileyle hükümet olarak çoğunluk partisine mensup biri olarak biraz sonra yapılacak oylamanın teşekkür ediyorum Sayın Altay. Sayın milletvekilleri, böylece buyurun 1 dakika süreyle 60'a göre söz veriyorum Sayın Kerestecioğlu. Açalım arkadaşlar mikrofonu. Ben oylama başlamadan önce bir kez daha 11 milletvekilimizin tutuklu olduğunu ve onları ziyaret
izin tırnak içerisinde, tabii bir milletvekilini ziyaret etmesi de izne bağlı olmaması gereken bir şeydir. Onun dahi olmadığını ve dün açıkladığımız gibi onlar burada yasama faaliyetini yürütemediği ve oy kullanamadığı sürece de aynı şekilde bu oyunda bizim de oyuncu olmayacağımızı ve bu şekilde hayırımızı ifade ettiğimizi belirtmek istiyorum. Ama aynı şekilde dün olan o daha isimler okunmadan buraya toplanarak gizlilik ilkesinin ihlalini de gerçekten artık bu meclisteki milletvekillerinin kendilerine yakıştırmamalarını. Tamamlayın Sayın Keresteceoğlu lütfen. Buyurun. Kendilerine bu şekilde oy kullanmayı yakıştırmamalarını ve bu meclisin itibarını da anayasaya göre gizli oy ilkesini de zedelememelerini bir kez daha halkımız adına, kendimiz adına, bu parlamentonun üyeleri olarak rica ediyoruz, temenni ediyoruz. Sizin de aynı şekilde bunu sağlamak için gereken çabayı göstermenizi ve isimleri tek tek okumanızı, milletvekillerinin de gelip tek tek oy kullanmasını rica ediyoruz. Ve saat 10.30 halka kapalı olarak yürüyor bu görüşmeler. Sadece bir madde görüşülebildi daha. Bunu da meclisin takdirlerine sunuyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Keresteceoğlu.